Merhaba arkadaşlar, şimdi de JavaScript ile HTML dosyaları arasındaki veri aktarımını sağlayan onChange attribute'ini çalışacağız. OnChange ile HTML sayfasında girdiğimiz data'yı JavaScript'e aktaracağız. Daha önce ne yapmıştık? JavaScript'te yazdığımız bir bilgiyi, gördüğünüz gibi Will Smith olsun, John Carter olsun, biz bunları JavaScript'e yazmıştık. Oradan HTML'e aktarmıştık. Şimdi HTML'de yazdığımız bazı şeyleri JavaScript'e aktaracağız. Bunu da onChange attribute ile yapmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle bir class oluşturalım. My name diye bir class oluşturalım bu kez. Yanlış söylüyorum bazen, kusura bakmayın. Bir komponent oluşturmamız gerekiyor. Hemen LWS'nin üzerine geliyorum. Create Lightning Web Component diyorum ve My Name şeklinde bir komponent oluşturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Sonra HTML sayfasını açıyorum. JavaScript sayfasını açıyorum. Bir de XML sayfasını açıyorum. Şimdi hem tekrara da olsun. Yanlış yerde açmışım. Neyi açmam gerekiyor? My name'i açmam gerekiyor. Açıyorum. JavaScript sayfasını da açıyorum. XML sayfasını da açıyorum. Hepsini açmış oldum. HTML ile başlayalım. Bunu yapmak için arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Bir input'a ihtiyacımız var. Lightning input'a ihtiyacımız var. O yüzden Lightning input alıyorum bir tane. Burada Lightning yazınca hepsi geliyor. İçine bakıp alabilirsiniz. Lightning input alıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun da label'ını, yani bu input'un bir adı olması gerekiyor. Sadece gösteriş için, sayfada görmek için label diyorum. Bunun adına name diyorum şu şekilde. Büyük harfle yazalım. Birincisi label yazabilirsiniz. İkincisi bunun onChange ile bunun içine girdiğimiz text'i şey almamız gerekiyor. JavaScript'e aktarmamız gerekiyor. O yüzden onChange attribute'ünü kullanıyorum. OnChange diyorum. Daha sonra içine JavaScript'e bu bağlantıyı sağlayacak bir handler oluşturuyoruz. Buna da name handler diyorum. Bu handler sayesinde biz bu onChange'den gelen data'yı biz JavaScript'te kullanabileceğiz. Bunu name handler function ile yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra kapatıyoruz. Bu şekilde. Kapatıyoruz. Sadece şunu hatırlatmak lazım. Siz onChange yazınca double quotation'lar otomatik geliyor. Ama biz burada double quotation kullanmıyoruz. Süslü parantez kullanıyoruz. O yüzden buna dikkat edelim. Şu anda burada yazdığımız her şeyi biz JavaScript'e aktarabileceğiz. Onu nasıl yapacağız? Hemen JavaScript'e gidiyoruz. Öncelikle bir name oluşturuyoruz. Name diyorum. Bir name oluşturuyoruz. Bunun içini şu şekilde sadece oluşturup bırakın. Başka bir şey yapmayın. Evet. Name ile alakalı bir problem verdi. Problem değil. Buna isterseniz first name diyelim. First name diyelim. Name'i büyük yazalım. Genelde böyle yazıyorum. Şimdi şurada name handler, tamam. Şimdi bu first name'i yazdık. İçine hiçbir şey koymadık. Bunun değeri, bunu assign edeceğimiz değer ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu onChange ile şu input'un içinden aldığımız değer. Input'un içine girilen değeri biz onChange sayesinde name handler kullanarak onChange sayesinde, yani değiştiği zaman onChange değiştiği zaman oraya girilen değeri biz first name'i eşitleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparken name handler'ı kullanacağız. Name handler diyorum. Orada oluşturmuştum. Şimdi parantezimizi açıyoruz. Bu parantezlere dikkat edelim. İçine event yazıyorsunuz. Farklı bir şey de yazabilirsiniz. Event yazmak zorunda değilsiniz ama event yazıyorsanız event'i kullanmanız gerekiyor. Farklı bir şey de yazabiliyorsunuz. Sonra aşağı geliyoruz. Bu bizim function'a benziyor biraz. Function'a benziyor biraz. Bu name handler sayesinde orada yapılan değişiklikleri biz first name'e eşitlemiş olacağız. Bunu yaparken de this nokta
First name demeniz lazım. Çünkü first name dışarıda tanıtılmış. Siz bunu içeride kullanmak için başına this koymanız gerekiyor. This nokta first name eşittir event nokta target nokta value demeniz gerekiyor. Bu şekilde siz bu event'ın değerini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde değerini alabiliyoruz. Bugün event'in üzerine neden çizdi? Bunu çok anlayamadım. Genelde çizmiyordu ama bir bakalım biz bunu kaydedelim. Şurada hata veriyor gördüğünüz gibi. Neden hata veriyor? Ha tamam. Şöyle. Şurada yazmış şeyleri biz şu parantezin içine yazmamız gerekiyordu. Onu unutmuşum. Bu şekilde yazarsanız hata vermez. Evet. Bazen bu yanlışı yapıyorum. Parantezleri göremediğim için direkt buraya yazıyorum ama oraya yazmamanız lazım. Şu parantezlerin içine yazmanız gerekiyor. Bu şekilde yazdığınız zaman arkadaşlar şöyle tekrar edeyim. Şimdi ne yaptık biz? Bir input oluşturduk. Bu input'un içine koyacağımız değerleri, girilecek değerleri biz almak istiyoruz. Bunu nasıl alacağız? OnChange sayesinde. OnChange'in içindeki ifadeyi NameHandler kullanarak içine event girerek bu event'in yani şurada oluşan event'in içindeki değeri alabiliyoruz. Ya bunu yaparken this keyword'unu unutmayın. Her zaman başına koymanız gerekiyor. This keyword'undan sonra first name'i kullanmanız gerekiyor. Hangi değişkeni eşitlemek istiyorsanız o değişkenin adını girmeniz gerekiyor. Ondan sonra event.target.value. Şu event ile şu event aynı olması gerekiyor. Siz buraya event değil de ABC yazsanız problem olmaz. Aynı sonuca varırsınız. Sadece ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Event.targetValue.value sayesinde siz bu input'un içine girdiğiniz değeri alıp buradaki first name'i eşitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde siz HTML içine girdiğiniz bazı input'ları JavaScript içinde kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki ileride bir hesap makinesi yapacaksınız. İki input lazım değil mi? İki input yaparsınız. Bu input'ların içine siz iki rakam girersiniz. Bu girdiğiniz rakamları toplamak için ne yapmanız gerekiyor? Bunu HTML'de yapamıyorsunuz. Onları toplamak için bu inputlardaki değerleri JavaScript'e aktarıp orada bir function yardımıyla toplamanız gerekiyor. Toplayıp tekrar HTML'de bunu gösterebiliyorsunuz. O yüzden yani sizin girdiğiniz inputlar orada sadece bir input ama JavaScript'in içine girdikten sonra bunları artık harmanlayabiliyorsunuz. Yani kullanabiliyorsunuz. Bu inputları kullanarak farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. O yüzden biz çoğu zaman orada girilen inputları HTML'den alıp JavaScript'te kullanmamız gerekiyor. Bunu yaparken onChange birinci olarak onChange'i hatırlayalım. İçindeki NameHandler ne yazarsanız yazın problem değil. Ama genelde NameHandler, FirstNameHandler bu şekilde yazılıyor. Kısa kısa bu şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra burada anlattığım gibi orada girdiğiniz değerleri burada alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu deploy yapalım. Bir görelim. Şimdi ne yaptık onu bir görelim. Şimdi aldıktan sonra şunu da söyleyeyim. Aldık. Artık biz bu first name'in bir değeri olacak. Değerini şurada kullanabiliyoruz. İstediğiniz yerde isterseniz input'tan sonra şu şekilde bir paragraf oluşturup my name is bunun içine de first name'i koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bunu burada kullanabiliyorsunuz. İsterseniz deploy yapalım ve ne yaptığımızı görelim. Edit page'e gelip component'u buraya eklememiz gerekiyor. Aşağı doğru geliyorum. Evet bizim şeyin adı neydi? Ona bakalım. My name şeklinde bir. Evet henüz gelmedi. Tekrar hata mesajı var mı? Yok. Demek ki yüklendi. Erken acele etmişiz. Şimdi bakalım şey unuttuk. Gördüğünüz gibi my name'i XML dosyasını şey yapmamışız. Bunu yapalım. True diyoruz. Target'ları oluşturuyoruz. Tek target oluşturacağım. İçine Lightning Appage koyuyorum. Gördüğünüz gibi yani bunu yapmayınca deploy yapıyor ama kullanıma izin vermiyor öyle diyelim. Şimdi bunu
Epeyce ekleyebiliyoruz. My name'i bulalım aşağıdan. Evet, my name burada. Onu da hemen şunun üstüne koyalım. Gördüğünüz gibi save diyorum. Geri gidiyorum. Evet. Name diye bir input'umuz var. Input my name'in yanında hiçbir şey yok. Görüyorsun. My name is hiçbir şey yok. Name'e bir şey yazdığınız zaman oraya gelecek mi bakalım. Şu anda geliyor gördüğünüz gibi. Ahmet diyelim. Ahmet geliyor. Görüyorsunuz. Mehmet diyelim. Mehmet geliyor. Evet. Ne yazarsınız yazın geliyor arkadaşlar. Bu şekilde biz HTML'den JavaScript'e data aktarabiliyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.